Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün psikoloji. Tamam. Cemil psikoloji bırakmıyor ki kararında kalsın. Bizim bahsettiğimiz psikoloji böyle klinik psikoloji değil yani malum. Ruhu ya tanımlama, bak, ruhu ya tanımlama, ruha ya yükleme yapma, vicdani özellikleri aktif etme, üç, dima tanıma, yönetme. Tanıma, yönetme. Unutmayın, tanımadığınız bir şeyi yönetemezsiniz. Yönetemediğiniz bir şey sizi yönetiyor demektir. Şeytanı, hani var ya, ne ararsın? Şambuhara'da hakikati kendinde arar. Şeytanın sıfatları bizde varsa şeytana gerek yok ki. Şeytanın yazılımı bizde aktif olmuş demektir. Mesela dalda, bu dudakta, ağaçta, yaprakta, çiçekte, yani şurada olan her şey veya olması gerekenler çekirdeğinde yok mu? Hep evet. Olan ve olacak. İnsan Allah'ın dışında yaratılan her şeyin çekirdeği mi? Peki dışımızda olan alemler, bu çekirdekten yapılmış alemlerdir. Şeytan da bizden yapılmış. Yani biz çekirdeğiz, kainatın bir çekirdeğiz. Şecere-i hilkatın çekirdeğiz. İnsan bir çekirdeğe benzer diyor. Ha? İnsan bir çekirdeğe benzer. Var mı kalem? Var. Bak, şeytanın bizdeki çekirdeği. Nasıl açılıyor bu? Yeter. Öyle mi? Ha. Bak şimdi. Bu şöyle mi yapayım? Ersat değil mi? Şu an parlıyor abi ama. Tamam, o zaman söndür şurayı. Şöyle de yapabilirim. Evet, şu anda evet. Şu anda, değil mi? İyi abi şu anda. Tamam. Bak. Şeytanın 55 sufli sıfatları var. Hulasası 1, 2, 3, 4 tane. 4 tane. Söyleyin. Güzel. Kibir. Haset. Kendini merkezli. Benlik, inanıyor. Ben merkezli düşünmek. Yes. Peki bu ona niye hamlediyoruz? Adamın yapısı bu. Bu bizde yok mu? Bu bizde ne kadar aktifse o kadar şeytanız. Nasıl şeytanız? İnşi şeytan diyor. Ustad insi ve cinni şeytan demiyor. Peki, insi şeytan mı daha dehşetli, cinni şeytan mı? İnsi. Çünkü yani insanda cismaniyet var. Onlarda o yok. Onların sahası dardır. Allah Kur'an'ında onlar için ne diyor? Halis kullarına bir zarar veremezsin diyor. Peki ne yapıyor o? Vehim verir. İki şey yapar. Keyden zayıfa. Yani şeytan. Keyden zayıfa. Ama kadını tuzağı için ne diyor? Keyden azima. Bak şeytan bize şöyle yapayım. Yaptırım gücü yok. Yok.
Vesvese. Cinni şeytanlar nefisle iş birliği yaparsa ne yapar bize? Söyleyin. Güzel. Kim dedi onu? Aferin. Vehim. Hiçbirisinin yaptığı gücü yok. Bak şimdi. Şu insan. İnsanın nesi? Dimağı. Kafası. Evet. Bak arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tahayyül, tasavvur, üşenmeden yazıyor. Taakkul, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Ne kadar? 10 saat psikoloji anlatacağını bunu anlat. Biliyorsan tabii. Böyle kalkacaksın. Gittiğiniz zaman memlekete annendir, ablandır, teyzendir, dayındır, amcandır. Bunu bir kere çiz. Hiç üşenme. 10 saat psikoloji anlatacağına bak şöyle anlat. De ki arkadaşlar. Bak ah teyze mesela. Şeytan şuraya kadar yetkisi var. Şuraya kadar gelebilir. Çiçeği çekelim mi görmüyoruz? Çek, çek, çek. Çek abim, çek. Tabii ki ya. Doktorum, çek. Buraya kadar yetkisi var. Buradan sonra yetki yok. Bir de yetki ne yapar? Vehim yapar. Başka bir şey yok. Bak burada ne var? Yani tek tek gör, gönlünüzü istiyor. Bakın. Şu var ya. Ne varmış burada? Vehim. Zan. Şüphe. Tereddüt. Bilgi. Düşünce. Burada. Nasıl? Şöyle yapayım abi. İyi şu an. İyi abi yazmıyor. Eminim. Yazmıyor. Tamam. Bak. Kafanıza gelen her şey burada. Hiçbir yaptırıcılığı yok. Kale almayın. Kale almayın. Hiçbir değeri yok. Hastasın, imanı yok. Sen böyle düşündün bana gibi. Bütün zanlar burada. Burada. Ve yukarıya çıkamıyor. Mühim bir şey yazacağım. Vesvese risalesinden bak vesvese risalesini okuyup hala vesvese varsa sebebi nedir? Tefekkür. Harika. Koy o zaman tefekkür yerine. Tefekkür. Söyle bakalım. Taakkul. He? Taakkul. Harika. Şurada. Tefekkür. Tefekkür yaparsa bu şu şeyi, şu düşünceyi. Ha şöyle ikisi beraber olacak. Şunlar.
Tefekkür yaparsan ne olur? Peki tefekkür yapıyor da olmuyorsa öyle olmaz değil mi? Mümkün değil. Düşünüyor mu o zaman? Nasıl? Düşünüyor. Tefekkür ettiğin zaman bak ne oluyor? Tefekkür edince ilim olur. Tefekkür demek bir üste taşınmaktır. Tasdik denilen ilim diyor. Risale'de geçiyor. Tasdik denilen. Vesvese Risalesi'nde ne diyor? Şöyle diyor. Vesvese Risalesi'nde ilim onu tart eder. İlim nerede? Görüyor musunuz? Tasdik. Bak, ilim burada. Sen Risale okudun burada. Tefekkür ne demek? Tefekkür ettiğim halde olur mu dedin. O zaman tefekkür anlama. Tefekkür inkılap yeridir. Edilen her şey ister istemez ilimdir. Tefekkür edilemeyen her şey bilgidir. Şeytanda ilim yoktur, bilgi vardır. Şeytanda tefekkür yoktur, düşünmek vardır. Adam ne dedi? Düşünüyorsa, düşünen hayvandır diyor insan. İnatlaşan hayvandır diyor. Böyle. Hayvandır diyor. Ne diyorsa hayvan. Aslında insanı tanımlamıyor. Filozoflar var ya, hani böyle ellerinize geçmiştir WhatsApp'ta böyle. İşte tenkit eden hayvandır. Kavga eden hayvandır. Düşünen hayvandır. Vesaire. Bu aslında insanı tanımlamıyor. Kendisini anlatıyor. Ben buyum diyor. Ustad ne diyor? Şu alarda 218'de 20 vecihle insanı tanımlıyor. Kainat Kur'an'ının ayet-i kübrasıdır diyor. Şecer-i hilkatın çekirdeği azamıdır diyor. Ana bak, konuşan hayvanmış. Şuraya bak, şuraya bak. Şu saygısızlığa bak insana. İnsana yaptığı şey. Arkadaşlar anladık mı abi? Şuraya kadardır. Bak hayvanlık da var yani, bir dalay-ı hakikat var. Bunu geçmese hayvansın zaten. Hayvan da değilsin der Kur'an. Kelena mı bermada, daha aşağıdasın. Nefiste bazı hayvanın özellikleri var ya. Hayvanın özellikleri seni o zemin oluyor ulvilere götürmek için. Yemek şerbet hayvaniyettir. Ama Allah'ın amına olduğunu ibadet oluyor. Hayvaniyetten çıkıyor. Manayı harfiye Allah adına olduğu zaman o hayvaniyet insaniyet oluyor. Şimdi bu nasıl psikoloji dersin? Yani şey ya, klinik psikolojisi. 10 tane ders anlat. Şeytan değerini çözeyim. Burada şeytan yok. Onu da yazayım. Burada şeytan yok. Ek mi yapayım? Şurada şöyle yazayım. Burada şeytan yok. Ne var? Cinni, şeytanlar, bir de seyrettiğimiz kokladığımız İşittiğimiz, yediğimiz, bulunduğumuz mekan, alınan ervah-ı aliye veya habise. Şerdiyle ervah aliye, ervah habise. Bulunduğunuz mekan,
ne kimle oturup kalkıyorsunuz? İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru mekan, yani doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanlarda doğru yaparsan doğru olur. Yanlış yerde, yanlış insanların içinde doğru yaparsanız o doğru yanlış olur. Şeytan nerede bunun? Şeytan şurada. Ha, şeytan şurada. Bu kalp. Bu lümme-i şeytaniye. Kalbin içinde değil bu. Bitişik. Kalp bu. Şurası. Latife-i insaniye. Şurası vicdan. Şimdi belli olmasın, şey olmasın diye, karıştırmayasınız diye şununla çiziyorum. Kalbin içinde değil. Kalbe yakın. Tamam mı abiler? Bu hissiyatlar, duygular dimağdan kalbe, kalpten dimağda hepsi bir arada mı yoksa? Yok. Başı sonu. Şimdi bak. Şuraya. Şuraya. Ömedi. Vesvese. Şeytan. Vesveseyi burada üretir. Üretir. Buradan buraya atmak ister. Tamam mı? Kalbe atmak ister vesveseyi. Ne, vesvesede ne var? İki tane. İmanlıya imansızsın. İmansızsın. Abdestliye abdestin yok. Yok der. Yok der. Peki çizerek gösteriyor. Bunu attı buraya. Buradan buraya attı. Kalp kabul etmedi. Ne yapar? Bu vesvese hayale gider. Şet. Şöyle döneyim. Şet mi döner? Gördün mü? Efendim? Ama ikinci niyet onu iptal eder diyor ya Mesnevi Nuriye'de. Oradan mı? Hani ihlassızsın da diyebiliyor mu? İhlassız der tabii. Olan şeyi. Tabii. Birincisi burada. İhlas burada. İkinci burada. İki tane ihlas var ya, ikinci niyet. İki tane niyet var. Yani oradan değil mi? Yani olanı yok diyor. Oradan. Ha? Bir şey yok mu diyor. O vardır işte. Sana diyor ki, sen riyakarsın. Tamam, eyvallah, baş üstüne diyeceksin. Senin ilhasın yok diyor, sen riyakarlık yapıyorsun, eyvallah diyor. Aynen doğru söylüyorsun. Çünkü siyasette lafız, mananın zıttıdır. Risaledeki cümle. Siyasette lafız, mananın zıttıdır. Şeytanda siyasi şeyler ya, aktörler kendi adamı. Şeytanda da lafız mananın zıttıdır. Yapacağız. Yapmayacak.
Ha? Eskiden Anadolu'da milletvekiliye dönerken, dolaşırken sigara içerler diye sigaranın üzerine yazarlar. Hemen kaydediyorum, evde temiz alacağım diyor. Sigaranın üzerine yazar. Tamam Mehmet ağa seni, tamam. Köy bana ha, tamam ağa, tamam efendim sana dedi oy vereceğiz. Tamam ağa seni de çocuğun iş yapacağız, tamam. Sigarayı şey yapardı, sigara bitti atardı çöpe. Yani siyasette lafız mananın zıttıdır, şeytanda lafız mananın zıttıdır. Buraya geldi şeyt, buraya geldi. Yemedi bu. Ama bu senin elinde değil ha, vesveseyi attı, yemedi. Sen o hemen sıkıldın. Sıkıldığına delil, attı demektir. Uf, bir vesveseden sıkılıyorsun, almıyor. Sıkılmana gerek yok, keyif al. Tamam. Keyif al. Şimdi, buraya geldi adam, buraya. Tamam. Ne yaptı? Bundan yukarı çıkamıyor. Burada öyle bir paratoner var ki, doktor dedi ki, abi dedi, tansiyondur, kalptir, bilmem damardır, şudur, bir sürü. Yani bizim bildiğimiz, bizim bilmediğimiz ve bildiğimiz diyor, öyle sana rağmen savunma sistemleri var ki aklın durur. Ha, doktor da biliyor. Öyle değil mi? Evet. Öyle senin bilmediğin. Ha, bunları sen bilmiyorsun ama sende aktif oluyor. Peki ne yapıyoruz şu anda? Şu anda buraya pompa yapıyoruz. Buraya malzeme veriyoruz. Taakkula. Derse gitmek, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru yapmanın malzemesi veriyor. Şu anda sen dersi dinledin, not da almadın. Gerçi böyle bir nurcu yok eskiden. Not almadan ders dinleyen bir nurcu yoktu eskiden. Ben o dönemleri yaşadım. Hepsinin çantası vardı. Çantayla derse giderlerdi. Not kağıtları vardı. Tesbihatları vardı. Cevşenleri vardı. Boş kaldığı zaman okuyacak bir risale vardı. Bazı yaşlarda da atlet vardı. Bunlar zaten mahkemede de yakalanmış, hiçbir şey yapıyordu. Şimdi arkadaşlar, şuraya malzeme yapıyoruz. Sana rağmen çalışıyor. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Bu sistemi böyle bildikten sonra sana gelenlerle hiç meşgul olma. Cevap verme. Cevap verdin mi muhatap aldın adamı. Adamın en büyük gayesi beni muhatap al. Önemli değil. Senin dediğin olsun diyor şeytan. Beni muhatap al. İkinci bir şıkkı var. Şeytanın tuzağı. Bir, muhatap almak. İki, kendisine tabi olanları kendisini unutturmak. Eğer en büyük silah şudur. Kendine tabi olanların kendisini unutturmak. Yine işe yarar. Şimdi ben bir şey istiyorum. Ben bir şey istiyor muyum? Bu ben mi istiyorum, o mu istiyor? Şeytanı şuuru olmayan, şeytandan şuuru olmayan, tamam? Bir daha bu bitti. Şey yapabiliriz bunu. Yat bakayım. Şeytandan şuuru olmayan, dinliyor musunuz? Şeytandan şuuru olmayan, şeytanın varlığında haberi olmayacaktır ve benim isteğim benim olduğunu, benim isteğimin şeytanın mı benim mi, nasıl tefrik edeceksin? Yani bilemezsin yani. Yani normalde bilemezsin. Yani bu istek, canım istiyor, baklava istiyor. Kim istiyor? Ben mi, ruh mu istiyor? Nefis mi? Üçe ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Odun, nur, duman. Odunun açılım. Şimdi baklava istiyorum. Bu mu istiyor, bu mu? Ha, şeytanın varlığında haber olmayanlar isteklerinin kimin olduğunu bilemezler. Şeytanın birinci tuzağı kendine tabi olanlara kendisini inkar ettirir. Bu sefer şeytanın isteği, arzuları insan kendisinden zanneder. Hastayım der, oysa o. İyi değilim diyen o. Ama ben zannettim. Baktı bunu, aştı adam, çözdü şeytan. Bunu Mehmet, bunu kaçırma ikinciyi. Şeytan birincisi neydi? En tehlikeli. Kendine tabi olanların kendisini inkar ettirir. 13. leman. Peki bunu siz bunu aştınız. Şeytan var. Tamam mı? Mesela diyelim ki ben size bir şey söyledim. Abi kalbim kırıldı dediniz. Bir yer kırıldı. Neresi kırıldı o? Fiziksel.
Nefis şeytan. Nefis şeytan kılığıdır. Kalbiniz değil. Bunu açtınız. Elhamdülillah bunu biliyorsunuz. Şeytanın en büyük tuzağı kendisine tabi olanları kendisini inkar ettirir. Bu sene ne işe yarar? İsteklerini ben istiyorum zanneder. Canım çıkmak istiyor. Oysa isteyen o. Baktı ki bunu anlayan var mı? Anladı. Ha, deşifre oldu mu? İkinci bir şeyi senaryoyu devreye sokar. O çok tehlikeli. Nedir o? Seni, kendisini kale alır. Olsun, karşılıklı. Öyledir, değildir. Hayır, doğru. Öyle değil mi? Hayır. Şöyledir. Başver, senin riyakarsın. Sen adam değilsin. Sen de cevap veriyorsun. Olur mu ya? Ben adam olmasaydım şöyle olurdum. Siber riyakarsam şu olurdum. Adamı kale aldım. Adam mağlup olsa da önemli değil. Seni meşgul etti ya 2-3 saat. Yani kale alınıp adam yerine konulup serdi kelam etmek, adama kelam yetiştirmek. Tuzağın büyü bu. Seni çekti içeriye. Bugün onu mağlup edersin kelamla, yarın da edersin. Öbür gün. Bir ay sonra seni bir çakar, bir de dipten kaybolup gidersin. Anladın? Peki. Bunlar kardeşim klinik konuşmalarında göremez. Olmaz ki. Niçin olmaz biliyor musunuz? 20. asrın pozitif felsefesinden kurulan, üretilen tıp, şeytanı ve cinni kabul etmediğinden, şeytan ve cinden gelen hastalıkları bilemez. Bilemediği için çözüm üretemez. Acizliğin ifadesi de uyuşturucu hap verir. Uyuşturucu hap vermek acizliğimizin ifadesidir diyor. Çünkü gözüm belli. Bak iyi dinliyor musun? Göz belli. Hastalık belli. İlaç belli. Ayak belli. Hastalık belli. İlaç belli. Tamam. Peki psikolojim, psiko, ruh demek. Loji demek. İlim demek. Psikoloji, ilim, ruh ilmi. Peki, kendimi kötü hissediyorum. Bütün tahliller temiz. Yataktan kalkamıyorum. Hangi organ bozuk? Ve ne ilaç verecek? Bütün organlar temiz. Bütün veriler temiz. Ama yataktan çıkamıyorum. Peki, ne yapıyor buna? Psikolojik deyip, bir paket diyor seni, veriyor ilacı. Uyu, babam uyu. Uyutma. Organ belli değil ki psikolojide. Bunun ilacı vardır. Bunun ilacı vardır. Bunun ilacı vardır. Organ belli, hata belli, ilaç belli olur. Aşağı yukarı belli. Psikolojide organ yok. Peki organ yok, nereye ilaç yazıyorsun? Sen söyle o zaman çareyi, Hasan diye kızıyor tıp. Sen söyle o zaman insanların kafasını alt üst ediyorsun. İman. Usta diyor ki iman ilacını istimal ediniz. İman mahluk değil, manevidir. Hayır, iman maddedir. 20. sözde maddeyi maneviye olan iman diyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında maddeyi manevi olan iman ilacınızı istimal ediniz diyor. 25. lemanı 25. devasında bütün dertlerinizin devası olan imanımızı inkişaf ettireceğiz. Maddi hastalıkların diyor, kaçıncı devadır kim söyleyecek bakalım. Maddi hastalıklarınızın diyor kökeni, temeli vehmi hastalıklardır. Vehmi hastalıklar çekin, maddi hastalıklar yok olur. Yani kaçıncı deva? 19. 7 var. He? 19 mu? 19, sen? 7. Sen? 17. Sen? 14 mü? Peki, hadi bulun bakalım. Bulun bakayım, herkes kendi iç devasını söylesin. Maddi hastalıklarınızın kökeni manevi vehmi hastalıklardır, vehmi. Peki. Burası şu anda ecdat böyle, medreseler böyleydi biliyor musunuz arkadaşlar? Amarken medreseler böyle, eğitim vardı böyle, yan sıra nensuru değil. Arapça gramerle meşgul olup da çocuğu sokağa salmazlardı. Terbiye, psikoloji, tedavi bak psikoloji terapi bu derste. Dördüncü devamış yalnız. Neymiş dördüncü devam? Oku bakayım o cümleyi. O cümleyi söyle. Hmm.
Söylesin. Şey diyor, evet merak hastalığını ikileştirir. Maddi hastalığın altında merak ile manevi bir hastalık kalbini verir. Maddi hastalık ona... Dört mu, dört mu? Onuncu deva burası. Onuncu deva. Evet. Güzel. Peki, başka? Devam ediyorum. Elimden gelse de hastanelere hastalar risalesi ve vesvese risalesi var ya, 21. sözün 21. sözün ikinci makamı, onun herhalde risalesi yapılmış galiba, değil mi? Vesvese risalesi var. Küçük cep kitabı yapılmış. Veya